Evet arkadaşlar hazırsanız eğer köklü ifadelerde Denklemlere bakalım Denklem deyince ne geliyor akla? X X'ler Y'ler böyle ortalıkta karışıyor Siz bu işi çözeceksiniz Bilinmeyeni bulmak diye düşünmek lazım Kesinlikle. Herhalde. Burada X kaçtır? Kesinlikle Burada X ifadesini bizden istiyor Panik yok demişiz İfade karışık gözüküyor farkındayım Ancak adım adım düşündüğünüz takdirde Soruyu çözeceksiniz Peki nasıl adım adım düşüneceğiz? Örneğin 2 ve 8. Aralarında bir ilişki var. 8, 2'nin kuvveti olarak yazılabilir. Dolayısıyla ben bunu üstlü ifadelerdeki gibi 2'nin tabanları haline getirirsem tabanları özür diliyorum 2 haline getirirsem karşı hukuk olarak üstleri de kesinlikle eşitleyebilirim. O zaman ne yapacağız? Bunu yukarı atalım ilk önce. Şu 3x artı 1 sen böyle kal. 2 üzeri. Yukarı çıktığında üstü eksiyle çarpacağı için eksi x artı 23 diyelim. Öğrencinin aklına hep ilk gelen odur. 8'i de 2 üzeri 3 olarak yazalım. Aha. Bitti mi? Bitmedi. Şu 3x artı 1'i bunun altına ne olarak gelecek? Bölü olarak gelecek. 2 üzeri eksi x artı 30. 23. 23 bölü. 3x artı 1 çaktırmadan yönetmene baksan. 2 üzeri 3 olacaktır. Kafa Şimdi, bu arada. <laughs> Karşı hukuk olarak tabanları eşit olduğuna göre üstleri de eşitleyebiliriz. Eşitlememiz gerekir yani eşitleyebiliriz derken yanlış bir cümle oldu aslında eşittir 3. Tabanları eşit ise üstleri eşit olacak. İçler dışarı çarpımı yapalım. Ne olur? Eksi x artı 23 eşittir. 9x artı 3. 3'ü bu tarafa kaktırın 20. Eksi x'i bu tarafa kaktırın 10x. Her tarafı 10'a bölün. X kaç çıkacaktır? 2 bulutla gönder. gönder Problem yok değil mi? Yanlış çözmedik herhalde. Peki. Güzel ve özel bir soru aslında. Az önceki soru birçok e, kitapta rastlayabileceğiniz bir soru tarzı. Defa ağırca karşılaşmışsınızdır. Ancak bu soru tarzı biraz daha az görebileceğiniz bir soru tarzı. Karekök içerisinde 2x artı 7 artı 2x artı 1 vesaire. Ama bize eşyeneğini soruyor. Şimdi adını sen koy demişiz ya aslında gayet mantıklı bir tabiri bu. Bir ifadede isim yoksa hakikatten bulmak zor. Neyi arıyorum ben? Neyi arıyorum? A'yı Buna... Arayalım. A diyelim ve A'yı arıyorum. <laughs> Şimdi bu ismi özellikle koyduk çünkü iki ifadenin eşlenik olduğunu görüyorum. Eşenek kavramını görünce aklıma ilk ne geliyor benim? Ne gelmeli ya da? Çarpmak. Çünkü eşenekler çarpıldığı zaman ne yapacak? Gidecek. Güzel şeyler. Güzel şeyler <laughs> olacak. Bakalım Kesin. ne olacak? Peki çarpalım bunları. Çarptığımızda iki kare farkı oluşmayacak mı? Evet. O zaman hiç uğraşmaya i̇ki gerek yok. Birincinin karesi. Parantez. Güzel eksi parantez eksi. 2x artı 1 Aha, eşittir 3a 3 çarpı a. peki şimdi ne olacak eksiyi ortadan kaldıralım Dolayısıyla dağıtmak zorundayız eksi, eksi 1. 1 eşittir 3a sizlere güle güle 6 eşittir 3a'dan Fark. a kaç olacaktır 2 şimdi bu soruları çözerken benim aklıma çok daha güzel sorular geliyor bunları biz ek video hazırlayacağız değil mi hocalara geldik diye böyle güzel sorular da ekleyebiliriz peki bir de peki dedim ya. Bir diğer Kesinlikle soru. 4. Doğru. dereceden 2x 8 16x 4 x x 3. Bu soru e, eskiden kitaplarda çok fazla geçmezdi. Özel soru statüsündeydi ama şimdi birçok yerde bulabileceğiniz bir soru. Temel bir mantığa dikkat edeceğiz. Kökün derecesi çift ise içerisi negatif olamaz. Bunu neden söylemiş? Mesela burada 4 var. 4'ün içerisinde ne var? 2x eksi 8 var. 2x eksi 8 negatif olamaz. Büyük eşittir 0 olmak zorunda. 2x büyük eşittir 8 olacak. x büyük eşittir 4 olacak. Niye böyle ortaya yazdım? Ben de bilmiyorum. Bunu düşündük. Gelelim şuna. 4 eksi x de büyük eşittir 0 olmak zorunda. 4 büyük eşittir x olmak zorunda. x 4 arkadaş. Evet x 4 çünkü x hem 4'ten büyük hem 4'ten küçük olamayacağına göre eşit olacak. Ha x 4 ise yazın buraya da diyorsun. Yazalım yerlerine kalktırmak değil yazmak. <laughs> 8 eksi 8'den burası gidecek. 4 eksi 4'ten burası da gidecek. Ne oldu? Küp kök 16 çarpı 4. Yani a eşittir. Küp kök 64. <laughs> Yazalım bunu. <laughs> 5. dereceden kök bir. Yani dikkat ederseniz küp kök 64 4 olarak çıkacak bölü birden. a sayısı 4'tür. 4'ün karesi mi? Aa sana kocaman bir 16. Evet.